yapılı çevreyi de kurguladıktan sonra o modeli dünyanın her yerine uygulamaya meylediyor. Ve bence şu anda dünyanın büyük kentleri gerçekten birbirine benzemeye başladı. Ve bu dil devam ederse hani bu hani mimari ütopyaların bir distopyaya dönüşümüne tanık oluyor olabiliriz bu dönemde. Hani böyle bir bağdan söz etmek istedim aslında. Bir kitap vardı. Ben bu çalışmalara başlamadan önce okumuştum. Rahmetli Tahsin Yücel'in Gökdelen diye bir kitabı vardı. Bu incecik bir roman. Şans eseri elime geçti. Ben çok hızlı okudum. Sonra iki kere daha okudum. Romanda şöyle bir İstanbul'dan söz ediyordu. İstanbul'un yedi tepesini de dümdüz hale getirmişiz. O topografyayı da yok etmişiz. Yapıları zaten yıkmışız ve İstanbul'a aynı tipolojide böyle prizmatik gökdelenler inşa etmiş. Bütün İstanbul'un her yeri birbirinin aynası. Zemin dolu, hava araçlarıyla hareket ediyoruz ve kitap Cihangir'de bir tane eski İstanbul apartmanlarından bir tanesinde yaşayan deli bir adamın, ona deli diyordu, deli bir adamın o İstanbul'u inşa eden müteahhitle olan kavgasını anlatıyordu. Ve hani o beni çok etkiledi. Bu kitap beni çok etkiledi. Çok notlar aldım o kitap üzerine. Ve sonra bu 2000'lerin başı, 2004 gibi okudum. 2004'te okudum sanırım. Ve o günden beri biz o kitaptaki bazı şeylerin İstanbul'da gerçekleştiğine tanık oluyoruz. Ve ben hani hala notlar almaya devam ediyorum. Özellikle İstanbul'un Anadolu yakasındaki işte finans merkezinin gelişmesi, işte Fikirtepe bölgesindeki gerçekleşen projeler, İstanbul'a merkezi iş alanı diye ilan edilen iki noktadaki yapılaşma dili, kitaptaki tasviri o kadar benziyor ki, yani gerçekten bu küreselleşmenin, kapitalin gücünün ütopya söylemiyle küreselleşme söyleminin bağlantısını güçlendirdiğine dair şüphelerim var. Peki ütopyalar üzerinden gittik ama hocam distopyanın kente yansımalarıyla ilgili neler diyeceksiniz? Ben distopyayı şöyle tanımlıyorum. Hangi ütopya hayata geçmeye çalışırsa bir şekilde distopyaya dönüşür. Çünkü aslında hani bizler mimarız, şöyle bakalım. Hani ne kadar gerçeğe yakın iyi bir proje tasarlasak da hayata geçerken bazı beklenmedik şeyler olur, değil mi? Beklenmedik gelişmeler olur. Bunun çeşitli hani bu parametrelere bağlıdır. Çeşitli sebepleri olabilir. Ama biz bunları yönetebiliriz çünkü bilgimiz vardır. Ama ütopya öyle bir ideal yapılı çevreyi projeliyor ki onun hayata geçmesi demek bu öngörülemez sorunların çok daha büyük ölçekli olması demek. Yani her ütopya bu öngörülemez sorunlarla karşılaşırken bir distopyaya evriliyor. Yani belki çok iyi niyetli ama dönüştüğü süre içindeki gerçekle ya karşılaştığı sorunlar, gerçekle yüzleştiği anda o ütopya olmaktan çıkıyor ve bir distopyaya dönüşüyor. Peki hocam, şu an içerisinde bulunduğumuz süreçle ilgili biraz konuşalım istiyorum. Covid-19 salgını biliyorsunuz her şeyimizi değiştirdi. Yani program öncesindeki minik sohbette de bunları dile getirdik. Sosyal yaşamımızı, eğitimimizi, yaşam alanlarının, yani mimari anlamda yaşam alanlarının yeniden şekillenmesine de neden oldu ve olacak gibi de görünüyor. Tarih içerisinde özellikle kentlerde görülen salgınların kentleri nasıl şekillendirdiğini çoğumuz biliyoruz. Yani özellikle kentlerin altyapısının oluşturulmasında, kent planlarının oluşturulmasında, işte pazar yerlerinin, kentsel ve kamusal alanların tasarlanmasında salgınların çok büyük etkisi olmuş. Tabii ki bu daha sonrasında kent içerisinde konutların yerleşmesi, yapıların lokasyonlarının belirlenmesi, işte birbirleriyle olan ilişkiler, mesafeler gibi şeyleri de çok ciddi anlamda belirlemiş. Şu an yaşadığımız dönemde deneyimlediğimiz her şeyin hem yöntem anlamında
süreci değişti. Hem de bizde bırakmış olduğu etki değişti. Deneyimler de değişti. Farklı şeyleri yaşıyoruz. Yani çok değişik bir süreç içerisindeyiz. Bu süreç sizce öncelikle iki bölümden oluşuyor sorum. Öncelikle şunu sorayım. Sizce bu kentleşmeyi nasıl etkileyecek bu salgın? Ve bu bizi ideal kentten yaklaştıracak mı, uzaklaştıracak mı? Şu an için içinde bulunduğumuz durumun ideal kente ne kadar yakın olduğu tabii ki ayrı bir tartışma konusu. Çünkü herkesin ideali de farklı. Sizin de az önce söylediğiniz gibi. Benim için işte Floransa ideal bir kentken, başkası için konuştuğumuz için söylüyorum. Paris olabilir, Londra olabilir. Az önce işte konuştuk, New York olabilir, San Francisco olabilir belki. Ama sizce bu salgın dönemiyle, döneminde ideal kent kavramını nasıl örtüştürüyorsunuz? Nasıl görüyorsunuz yakın dönemde ve uzun dönemde bu ilerlemeyi? Acaba konuştuğumuz gerçekten hani bir film var Salgın diye, belki izlemişsinizdir. Hani ben salgın öncesi izlesem, yani ne ütopik bir şey bu, artık bu kadar da olmaz derdim. Salgından sonra izlediğim için diyorum ki bu işte az önce bahsettiğimiz bir distopyaya dönüşmüş yani. Ve içerisindeyiz şu an. Siz gerçekten şu an bir ütopyanın içerisindeyiz aslında öyle baktığımızda. Bu gidişatla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu sizce kentleri nasıl etkileyecek? Mekanları ve deneyimlerimizi son derece değiştireceği üzerinde hemfikiriz. Yani mimarlık ve tasarım anlamında. Diğer tüm sektörlerde, tüm alanlarda olduğu gibi. Ama bunun ideal kentle ilişkisi ve bu ütopya, distopya ilişkisini bu salgın nasıl etkileyecek, nasıl görüyorsunuz? Ya da yeni bir kriz ortamı yaratıp da yeni bir ütopya mı çıkacak? Bir kere şu kesin, kriz dönemlerinde entelektüel üretim artar. Evet. Biz daha çok yazacağımız, daha çok düşüneceğimiz ve daha çok üreteceğimiz dönem olduğundan eminim. Ve hani tarihe tanıklık ediyor olduğumuzu da düşünüyorum. Gerçekten bundan birkaç yüzyıl sonra bu yaşadığımız dönemleri bizden sonraki nesiller bir kırılım, tarihte bir kırılma noktası olarak herhalde okuyacaklardır diye de düşünüyorum. Soruya aslında biraz temkinli yanıt vermek istiyorum. Çünkü bizim yani insanoğlunun en gelişkin yeteneğinin adaptasyon ve unutabilme yetenekleri olduğuna inanıyorum. Yani bizler bir hani konu akutken, çok sıcakken, yüksekken çok daha büyük şeyler söylüyoruz. Sonra hızla adapte oluyoruz ve hani sonra bu normal oluveriyor. Eğer bu içinde yaşadığımız günler geçiciyse, yani bundan 4-5 ay sonra işte tıp alanındaki gelişmelere paralel aşı bulunur ve biz gerçekten eski bildiğimiz örgün döneme dönersek, ben bu yaşadığımız dönemin mekanlara çok büyük etkisi olmayacağını düşünüyorum. Ama eğer bu dönemin sürekliliğinden söz ediyorsak, yani bugün COVID, yarın adı başka bir şey, öbür gün adı başka bir şey. Yani biz artık böylesi bir durumun varlığını artık hayatımıza dahil edeceksek, evet bence mekanlar değişecek. Çünkü mimarlık insanlığa hizmet eder ve insanın ihtiyaçları değiştikçe mekanlar değişir ve bizim mekanlarla olan ilişkimiz, mekanı tasarlama biçimimiz değişir. Herhalde son 3-4 aydır, belki 5 aydır hiç vakit geçirmediğimiz kadar çok evlerimizde vakit geçirdik. Yani mekanla olan bağımızı bir daha sorguladık. Herkes evine dair bir takım değişiklikler yaptı. Çünkü bir gecede evlerimize kapanmamız gerekti. Ve bence dünyanın geçirdiği diğer salgınlara dan daha hani farklı, dramatik olan tarafı hayat durmadı. Yani o dönemlerde evet o bölge karantinaya alınırmış. İşte büyük veba salgınları, hani Camus'un kitaplarını düşünün. Giriş yasak, çıkış yasak. Haber alamıyorsunuz, içeride ne olduğunu bilmiyorsunuz. Hayat duruyor, iş duruyor. Salgın işte başka afetleri de tetikliyor değil mi? İşte açlık başlıyor vesaire. Ve hani
orada bir yok oluş, sonra tekrar hayata geri dönüş. Burada öyle olmadı. Burada teknolojinin katkısıyla aslında hayat devam etti. Sadece hayatın yönü biraz değişti. Bu da hani mekansız, mekan bağımsız çalışmak. Hani Levent Erden de bir podcast yaptık. Levent'in o podcast'te söylediği o sözü buradan onu analım. Mekan bağımsız çalışmayı öğrendik dedi. Yani mekan bağımsız çalışmaktan kastı Levent'in ev kıyafetleriyle evden çalışmaktan bahsetmiyor. Yeri geliyor işte bir ağacın altından, yeri geliyor bir parktan, yeri geliyor evden, yeri geliyor işte bambaşka bir mekandan. İş yapabilmek mümkün artık. Yani bence biz bunun kolay veya zor taraflarını da keşfettik. Ve aslında mekanların dönüşme yolculuğunun ben buradan başlayacağını düşünüyorum. Yani çok büyük ölçekli o işte az önce söylediğimiz hiper binalar, hani kenti taklit ediyor o binalar ya da o hiper AVM'ler, hani çok fonksiyonlu, çok işlevli AVM'ler bence zamanla başka şeylere dönüşecekler. Çünkü bu kadar mobilken biz bir anda mobiliteyi durdurduk ama hayatımızda bir şey değişmedi belki. Hani iş yapış şeklimiz değişmedi. O zaman o mekanların varlığını sorgulamanın da vaktidir, değil mi? Yani o dev plazalar, o işte 5-6 bin metrekare alana sahip açık ofisleri olan o uluslararası firmalar, bütün çalışanları evdeyken de çalışmaya, satış yapmaya, üretim yapmaya, onların lojistiğini işte tedarik zincirini çözmeye devam ettiler. Bu işler yapılmaya devam etti. Eğitim, işte bizler bu alandayız, bu platformdayız. Evet, çok zor tarafları olsa da bir şekilde durmadı. Kayıpları var, kayıpsız olması mümkün değil. Ama ki bizim gibi uygulamalı alanlardaki çalışmalarda eğitim çok daha hani kaybı olabilir, bunu tartışabiliriz. Ama durmadı. Hatta yüklerimizin arttığından herkes aynı şeyden şikayet ediyor. Daha çok çalışıyorum. Uyumuyorum. Hafta sonum yok, gecem yok, gündüzüm yok. Birçok kişi için de bu doğru. Ama bu devam etti bir şekilde. Yani bence bu konuyu biraz böyle düşünmek, böyle okumaya çalışmak lazım. Bir de çok sert şeyler söylememek lazım. Çünkü süreç devam ediyor. Yani şu anda henüz biz hani post pandemi, yani pandemi sonrası bir dönemde değiliz. Pandemi devam ediyor. Devam ediyor olduğu için de seyrine göre neyin ne kadar değişeceğini henüz bence bilmiyoruz. Evet. Belki bir sonraki aslında dönemsel anlamda baktığımızda belki bir yeni bir terim ortaya çıkacak. Belki az önce bahsettiğimiz işte ekotopya gibi mesela. Salgından sonra belki eğer bu süreç devam ederse kentler üzerinde de yeni bir dönemden, yeni tanımlardan bahsetmiş olacağız. Ve bunlar sadece mimarlık değil, genel anlamda tüm literatüre yerleşmiş terimler ve kavramlar olacak diye düşünüyorum. Bunu biraz dediğiniz gibi bu gidişat belirleyecek, seyir belirleyecek, onun süresi ve süreci belirleyecek. Sürecinde neler yaşayacağız bilmiyoruz. Ama şu bir gerçek ki kentsel alanları bundan sonraki kamusal alanlara, kent tasarımına ve dahi konut tasarımında, eğitim yapılarında, hayatımızın içerisinde mutlaka artık bunlar yeni yeni tartışılır ve yeni düzenlemelere ihtiyaç olur hale geldi. Gelecek de muhtemel. Ama diliyoruz ki bu süreç bir an önce artık bitsin. Yani insanlar birbirine kavuşsun. Örgün ortamı çok özledik. Her anlamda çok özledik. Biraz da hani ne kadar çok şeye sahipmişiz de kıymetini bilmiyormuşuz durum oldu. Bu evde dahil, ailede dahil kavramlar olmak üzere. İnşallah bu günlerde bir an önce atlatırız diye düşünüyorum. Şimdi ben biraz da müsaadenizle eğer eklemek istediğiniz bir şeyler yoksa biraz da katılımcılardan size soru gelsin istiyorum. Ya da soru sormak isteyenler varsa eğer
biraz da sizi onlarla buluşturmak istiyorum. Evet, şimdi şöyle yapabiliriz. Program gereği arkadaşlar, öncelikle hocam ilave etmek istediğiniz programın bu döneminde başka bir şey var mı? Aslında yok. Bu konu çok geniş ve derin bir konu. Yani evet, çok böyle hem dinleyicileri sıkmamak hem de konuyu evet, uzatmak için biraz burada nokta koyalım ya da virgül koyalım. Şunu eklemek istiyorum. Benim gönlümden sizlerle bir arada olmak, işte göz teması kurarak bu konuşmayı gerçekleştirmek geçerdi. O yüzden belki buradaki o etkileşimi arttırmak için de bundan sonrasını soru cevaplara bırakmak ya da evet, görüşlerini paylaşmak isteyenlere söz vermek daha doğru olur diye düşünüyorum. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Şimdi şöyle yapabiliriz. Evet, şöyle yapalım. Evet hocam, chat bölümünden mesajı görebiliyor musunuz? Bir saniye. Muhammed Salih Yurdagül sormuş. Okuyabilir misiniz? Birazını okuyabiliyorum. Tabii. Uzun bir soru tabii, sanırım. Tabii hocam, ben okuyayım hemen. Şimdi diyor ki, ütopyalar kusursuz bir idealdir şeklinde bir ifade vardı. Ayrıca ütopyaların yerellikten sıyrılıp evrensel bir yapıda olduğunu eklemişsiniz. Şayet evrensel ise ideal denilen kavram bir tekillik içermez mi? Farklı idealler mümkün müdür? Tam burada duralım mı? Aslında duralım, tam devam ediyor çünkü bir de. Sordurmak istediğim soru buydu. Evet, bu müthiş bir tekillik. Yani bu tekilliğin vurgu yaptığı yer aslında tek adamcılık. Yani o ütopya yazını kime aitse, hangi zihne aitse, hangi döneme aitse müthiş bir tekillik içeriyor. Ve bu tekilliğin gölgesinde bunun evrensel olabilme iddiası aslında gerçek değil. Bu yüzden ütopyalar yerel değerlerden, bağlamdan, zamandan bağımsız ve hani farklı idealler mümkün mü? Tabii ki mümkün. Çünkü her tekil birey, her özgün birey farklı bir ideal peşinde olabilir. Ve farklı bir ideal üretebilir, türetebilir. Bu yüzden oradan sonrasını okuyabiliyorum. Ütopyalar gerçekliğe ne kadar yaklaşır? Bence ütopyalar gerçeğe yaklaşmamalı. Gerçekliğe de yaklaşmamalı. Hayata geçmeye meyletmemeli. Yani ütopya o düş olarak orada erişilmez kalırsa söylemin vurgusu artar. Bize bu soruları sordurur ve bize bunları tartıştırır. Ve hani her ideal olan ütopik midir? Hayır, olmayabilir. Yani bazı idealler vardır ki hayata geçirilebilir. Bunlar başka bir platform ama ütopyaların hayata geçirilmesi işte distopyayla sonuçlanır diye düşünüyorum. Eğer ideal olan bir ütopya ise gerçekleştirilme ihtimali var mıdır? Bence benim görüşüm, kayıpsız gerçekleştirilme ihtimali yoktur. Çünkü bağlamdan ve zamandan bağımsız hiçbir ideal düşüncenin ben kayıpsız hayata geçemeyeceği düşüncesindeyim. Bu yüzden de kayıpsız hayata geçmediğinde de o ütopya başka bir şeye evrilmek durumundadır ve öngörülemez sorunlar üretebilir diye de düşünüyorum. Evet, bu az önce konuştuğumuz aslında herkesin idealindeki kentin farklı oluşuna da biraz vurgu yapıyor. Ona da tekrar bir referans vermiş olalım. Başka bir soru var hocam. Ütopyalar hayata geçmemek için varsa, ütopyanın asıl amaçları düşünce şeklini geliştirmek ve değiştirmektir diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Bu da benim çıkarımlarımdan bir tanesi. Ben ütopyaları ufuk çizgisi gibi görüyorum. Hani gerçekte yok o çizgi. Ama herkes o ufka yüzünü döner ve düş kurar. Yani ütopyalar biraz böyle, havada asılı düşler. Bizi düşündürmek, bizi sorgulatmak ve bizim düşüncelerimizi, dimağımızı geliştirmek için varlar. Bu yüzden hayata geçmemeliler, bu yüzden kıymetliler. Yani hayata geçmedikleri için kıymetliler diye düşünüyorum. Evet, biraz evet, dokunulmazlar. Evet. İşte ulaşılsaydı zaten ütopya olmayacaktı bizim için. Onlar öyle güzel. Hocam bir başka soru var. Hocam öncelikle ben bir Yeditepe mezunu olarak sizi tekrar dinleme fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Kitabınızın her satırını altını çize çize tekrar tekrar okudum.
Ütopyalar hayata geçmemeli dediniz ama modernizm gibi ayakları yere basan ütopyalar gibi 21. yüzyılda da ütopyalara ihtiyacımız yok mu? Bugünün yeni devrimini oluşturmak için demiş. Kimmiş? Adını okuyabilir miyim? Gerhard hocam. Soyadını göremiyorum ama bakayım bir. Peki. Merhaba Gevher. Gevher Boyalı. Tamam, hatırladım. Gevher merhaba. Öncelikle ben de seninle tekrar beraber... Öğrencim değil. Ben 2010 yılında Yeditepe'de değildim ama ismini biliyorum. Gevher, sen beni hatırlıyorsundur belki. Umarım güzel yerlerdesindir, güzel, mutlusundur. Aslında şöyle bir şey söylemek istiyorum. Modernizmin söyleminin ütopyacı düsturla çok ilişkisi var. Çünkü modernizmde bir parça bazı gerçekleri yok sayan, müthiş bir arınma dönemi benim için öyle. Yani ben modernist dönemi bir arı dönem olarak düşünüyorum. Ama modernizmden sonra postmodernizm ürediyse aslında bu da bir başkaldırı. Bunu da böyle okumak lazım. Bugüne ait ütopyalara ihtiyacımız yok mu? Var. Aslında biz yine böyle bir dönemden geçiyoruz. Çünkü bizim bugünkü bu vahşice yapılaşma durumunun bir arınmaya ihtiyacı var. Yani bu arınma da yine böylesi, böyle devrimsel bir şeyle, gerçeklikle hayata geçecek. Tam da aslında öyle bir dönemden geçtiğimizi de düşünüyorum. Yani modernizmi düşünün, hani 20. yüzyılın ilk çeyreği modernizmi hazırladı. Ve hani 25'ler, 30'lardan sonra da bu aslında bir patlama idi. Benzer bir şeyi şu an yaşıyor olduğumuzu düşünüyorum. Bir de her dünya tarihini incelediğinizde 100 yılda bir böylesi hani büyük değişimler, dönüşümler olur. Tam da 100 yıl sonralardayız, öyle bir dönemdeyiz. Bence bugün de böyle bir tarih yazımına tanıklık ediyoruz diye düşünüyorum Gevher. Evet, ben de az önce de bahsetmiştik ama sağ olun hocam diyor Gevher. Ütopik bir dönemden geçtiğimizi düşünüyorum. Bakalım bu dönem distopyaya dönüşecek mi? Yoksa ne kadar ütopik kalacak? Biz ne kadar içerisinde kalmaya devam edeceğiz? Onu süreç içerisinde göreceğiz. Evet, başka bir soru var mı? Bir ona bakalım. Soru varsa eğer arkadaşlar chat bölümünden yazabilirsiniz. Peki şöyle devam edelim hocam. Modernizmin ütopya ile doğrudan ilişkisi olduğunu söylediniz. Ama ardından bir de postmodernizm geldi dediniz. Modernizmin aslında o patladığı dönemle bugünümüzü karşılaştıracak olursak, az önce bahsettik ama kentlerin bu kontrolsüz büyümesi ve benim sürekli kaygılı olarak bahsettiğim aynılaşma ve kimlik kaybı, özellikle gittiğiniz yere özgü olamama durumu, yani tasarımın yere özgü olmayışı, aslında yer değiştirirken kendinizi aynı yerde hissediyor olmanız, çünkü benzer yapılaşma, benzer konut ve benzer tasarım dilleri, kentler için söylüyorum. Bu konutlarda da böyle, alışveriş merkezlerinde de öyle. Yani yersiz mekanların giderek artışı aslında bir ütopya içerisinde olduğumuzu da ya da ütopik bir dönem içerisinde olduğumuzu da göstermez mi? Göstermiyor mu sizce? Benzerlikler taşıyor olabilir ama ben bugünün modernizmden ayrıldığı tarafın şu olduğunu düşünüyorum Armağan Hanım. Modern dönem fazla gerçekçi bir dönem. Yani aslında işleve odaklanan, işlev dışındaki her şeyi dışlayan ve hani seri üretime, işte belli modellere, köklü devrimsel değişimlere açık, böyle çok hani uç rasyonelitenin de savunulduğu bir dönem. Bugün ise
Ama modern dönemin şöyle bir avantajı var. Modern dönem ne kadar reddediyor gibi görünse de yeri önemsiyor yine de. Ama bugün ben gerçeklikten kopmuş, yani onlara işte Baudrillard simulacre diyor. Belki başka bir gün başka daha detaylı bunları konuşuruz. Gerçek üstü bir takım durumların içinde olduğumuzu düşünüyorum. Yani postmodern ve post sanayi, teknoloji bize bunu mümkün kılıyor. Yani istediğimiz yükseklikte, istediğimiz ölçüde, istediğimiz teknolojik altyapıya sahip yapıyı şu an üretebiliyoruz kaynak bulduğumuz sürece. Ki bu kaynakta kentleri yarıştıran bir dönemde yaşadığımız için bu kapital var. O yüzden işte kenti kopyalayan, kenti taklit eden ya da mış gibi davranabilen, kendi gerçekliğinin üstünde yeni bir gerçeklik üreten, daha da garip olanı onun gerçek olmadığını bile bile onu talep eden de bir durum da var ortada. Yani bugünün işte dejenere ütopya dediğim de tam olarak bu. Yani bugünün gerçekliği dejenere ütopyaların örnekleriyle dolu. İşte Disneyland bunların bu örneklerden bir tanesi. Las Vegas böyle değil mi? Oranın öyle bir düş dünyası olmadığını siz biliyorsunuz ama öyleymiş gibi yaşamaya gidiyorsunuz. Yani o zaman ya da o deneyim için gidiyorsunuz. Alışveriş merkezleri de böyle işte bilmem ne temalı alışveriş merkezi, bilmem ne işte su temalı alışveriş merkezi. Onun gerçek olmadığını bile bile bunun talep görüyor olması durumu bence dejenere ütopyaların en güçlü örnekleri. Bugün modernist dönemle bugünün temel farkı bu. Yani orada bir gerçeklik vardı. Burada gerçeklikten de bir kopuş var. Böyle yanıt vermek istiyorum. Anladım. Evet. Teşekkürler hocam. Başka bir soru var mı acaba? Devam etsek. Evet hocam, bir soru daha geldi. Arı rasyonalizme dair bir kurgu insanı saf dışı bırakmaz mı? Yahut insanı salt rasyonel bir varlık mı, varlık olarak mı ele alıyorsunuz demek istedi. Evet, Salih Yurdagül sormuş. Evet. Muhammed Salih Yurdagül. Aslında Salih, ben de tam bunu eleştiriyorum. Yani insan aynılaştırılamayan ya da aynı gibi algılanmaması gereken, her bireyin kendine özgü ve özgün özellikleri olduğunu düşünüyorum. Tam da bu sebeple arı rasyonalizmin insana insan için doğru bir kurgu olmadığını öne sürüyorum. Yani şöyle, ütopyalarda bireyin bir önemi yoktur. Ütopyalarda sistemin önemi vardır. Yani orada işte Salih, Arman, Ece yoktur. Orada o toplum vardır, o topluluk vardır. O toplumun ideal çıktısı o işte toplum mühendisliğidir. Bu yüzden de insan salt rasyonel bir varlık olmadığı için zaten ütopyalar hayata geçmeye meylettiğinde distopyaya dönüşüyor. Yani önce o yapılı çevrenin içindeki insan mutsuz oluyor. Bu yüzden zaten distopyaya dönüşüyor. Yani en temel sosyal çıktısı aslında insanı öncelemiyor olması. Yanıt oldu mu bilmiyorum. Ben teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Başka bir soru varsa son böyle bir iki soru daha alabiliriz. Bir arkadaşımız yazıyor sanırım hocam. Tamam. Bir onun sorusunu bekliyorum. Emine galiba yazıyor. Evet. Onun sorusunu bekliyorum. Bu arada sorular çok güzel. Bilmiyorum, kitabı okuyanlar mı soruyor yoksa bu kısacık anlatı üzerinden mi bu soruları sorabildiniz? Yani soruların çok bence seviyesi güzeldi. Duyuruldu. Ben katılımcılara da buradan teşekkür edeyim. Bir soru daha geliyor sanırım o çete. Evet. Evet hocam.
Peki hocam size bu arada sizin mimari anlamda ütopya dediğiniz ya da hayal ettiğiniz bir ütopyanız var mı? Yani size ait bir ütopya var mı ideal kent üzerinde? Bu soru bana çok soruluyor. Henüz yok. Çünkü bu kadar ütopyayla ya da distopyayla bir arada olup da ya benim de şöyle bir ütopyam galiba şöyle, bu kadar çok hani bu konu üzerine okumuş olunca bir reaksiyon geliştiriyorsunuz. Yani hepsinin içindeki döneme ait pozitif, negatif öğretileri birlikte hani düşündüğümde ve bugünün gerçekliğinde de hani o düşü henüz üretemedim. Yani aslında böyle bir isteğim, niyetim de var. Belki böyle bir hani atölye yürütmek. Yani yapıyoruz bu arada öğrencilerimle çeşitli ütopya metinleri üretip onların mekan teayüllerini çalışıyoruz. Ama henüz böyle hadi şu çok içime sindi size bunu anlatayım diyebileceğim bir tanesi yok. Çünkü insanın nasıl bir yere evrildiği de çok önemli bir tartışma konusu. Başka bir platform ama hani insanların da bu hani teknolojinin gelişimine paralel işte biyorobotlara dönüşeceğini, teknolojinin çok daha hani o soğuk tarafının hayatlarımızı işgal edeceğine dair de çok distopya var bugün. Ya da doğal kaynakların tükeniyor olmasından ötürü başka tür distopyalar da çok fazla var. Hani bu Mars'a gitmek, başka gezegenlere yerleşmek gibi ütopyalar bana hala çok romantik geliyor. Yani hala dünya bence fazlasıyla çekici. Dünyada hala bizim yapacağımız çok şey var. Yani o kısım, o düşler okuyorum. Onlarla ilgili çok atölye yürütülüyor. Onların çıktılarını inceliyorum. Ama o kısım beni hala çok çok heyecanlandırmıyor. Yani çok romantik geliyor. Belki hani evrene dair olan ütopyalar, yani işte uzaydaki bir takım gelişmeler, oluşumlardan heyecanlandığımı söyleyebilirim ama böyle bir çıktı yok henüz zihnimde sizinle paylaşabileceğim. Peki hocam, distopyanın her zaman için olumsuz olduğunu söyleyebilir miyiz? Yani ütopyaya karşı, mesela ütopyanın ne kadar mükemmeliyetçi olduğunu ya da mükemmeliyetçiliğine karşı bir antitez olarak distopyanın çıktığını düşünecek olursak, hani distopyalar edebiyatta da çok karşımıza çıkıyor, sinemada da çok karşımıza çıkıyor ve genelde distopya dediğimiz şey karamsar bir gelecek çiziyor ve toplumu hani kötü durumlara karşı uyarıyor. Hani distopyanın olduğu yerde böyle bir uyarıdan bahsediyoruz. Ve ütopyanın o çizdiği mükemmeliyetin mümkün olmadığını savunuyor distopya. Peki her distopya sizce olumsuz mudur? Ya da olumsuzluğu mu savunur? Şöyle aslında şunu söyleyebilirim. Her ütopya herkes için ütopya değildir. Yani bazı mesela hani ben kitabı yazarken, kitabı yazmadan önce okuduğum metinler, ütopya diye tanımlanmış metinlerin bazılarının bence çok distopik tarafları vardı. Yani bu yine bireye göre değişken bir durum. Yani öyle distopyalar var ki, mesela işte az önce söyledim, işte yapay zeka ile ilişkilendirilen, işte robotların, makinelerin insanların yerini alabileceğine dair böyle bir sürü bilim kurgu distopyaları var. Bazı insanların bu çok hoşuna gidiyor. Yani bizim için çok korkutucu olan bir şey. Bazısı için bir ütopya, bizim için bir distopya. Ya da ne bileyim, özellikle antik çağ dönemindeki o ideal kent teayülleri de benim için bir distopya. Aslında onlar ütopya ama orada merkezde müthiş bir güç var, din var, baskı var. Onu bir hani ütopya aslında olumlayan bir düzen olarak öne sürüyor üreten zihin. Ama bugünün gerçekliğinde bizler için gerçekten bunlar distopyalar. O yüzden distopyaların uyarıcı bir tarafı olduğuna katılıyorum. Onlar olmasını, dünyanın başına gelmesini istediği için değil.
bakın bu olmazsa bu olacak. Hani bize bir aslında uyarı, bir alarm niteliği. Evet. Bizi oraya düşündürmek için varlar. Ama bunun diğer tarafından baktığımızda da çok ütopyacı bir yaklaşım kişiden kişiye distopyacı bir algıya da sebep olabilir. Bu arada iki sorumuz geldi hocam. Öncelikle Feyza Yarar'ın sorusunu iletmek istiyorum. Ece hocam merhaba. Ütopik veya distopik kent arayışı dünya edebiyatında çok yaygın. Ballard'ın Süperkent'i bu manada kült bir eser mesela. Siz ütopik veya distopik edebiyattan sevdiğiniz örnekler verebilir misiniz? Benim için en kült eser Thomas More'un Ütopyası. Zaten hani kavramı da literatüre kazandıran kitap. Yani o aslında İngiltere'deki düzene bir adadan başkaldırı. Bu arada Ütopya edebiyatta Ütopya metinlerini okurken çoğu kere bir adadan adayla karşılaşacaksınız. Bunun temel sebebi mevcut karadan kopma isteği, böyle olma isteği, yani mevcut durumla bağlantısını zayıflatma isteği olarak yorumlanabilir. Benim en kült bulduğum iki eser, ikisi de aynı yazara ait. Aldous Huxley'in Ada, Island ve Brave New World, Cesur Yeni Dünya metinleri. Örneğin Cesur Yeni Dünya metni Londra'da geçer. Londra üzerinden bir distopya metnidir. Aslında yazar onu ütopya yazar ona ütopya der ama literatürde bu bir distopya metnidir. Ada da yine daha eşitlikçi bir düzeni önceleyen bir ütopyadır. Ama az önce söylediğim sebeplerle her iki metni de okuduğunuzda karşı çıktığınız ya da katıldığınız tarafları olabilir. Yani bir ütopya edebi metni sizin için bir distopyayı da andırabilir diye düşünüyorum. Ben yine Thomas More ve Huxley'nin iki temel edebi metin olduğunu düşünüyorum bu tarafta. Teşekkürler hocam. Bir başka soru Remzi Can Tanrı'dan İster'den geliyor. Hocam son yıllarda çevreye duyarlı yaklaşım biçimlerinin benimsenmesi gerçek anlamda dünya için bir şeylerin kötü gittiğinin göstergesi midir? Post sanayi dediğimiz kavramın mimari ile entegrasyonunun benimsenmesinin çağımız için faydalı bir yaklaşım biçimi olabilir mi? Evet, şimdi önce ilk sorun yanıt evet. Yani zaten hani sürdürülebilirlik hani dünyanın her yerinde şu anda çok duyduğumuz bir kavram. Bazen altı çok boş, hani çok da hani jenerik hale geldiğine dair eleştiride de bulunabiliriz. Eleştiriler de yöneltiliyor. Ama özellikle 1970'lerin başında işte Stockholm'de aslında ateşlenen, ardından pek çok farklı konferansta ya da çalışmada dünya kaynaklarının tükenmekte olduğuna dair aslında çağrılar demeyeyim alarmlar ve hani pek çok hani çevre için çalışan araştırmacılar da bu sonun çok yakın olduğundan da söz ediyorlar. Yani tüketimin bu hızla gitmesi durumunda, bu hızla devam etmesi durumunda çok yakın bir tarihte, yakın gelecekte kaynakların tükeneceğine dair çok fazla gösterge var elimizde. O yüzden de bu tam da bu dönemde, yani 20. yüzyılın son çeyreğinde ben kitapta bunlara ekotopyalar dedim. Ekolojik ütopyalar çok fazla üretilmeye başlandı. Hala var. Yani işte bunun hani kent yaşamındaki ilk izlenimi aslında kentsel tarım, değil mi? Hani topraksız tarım, permakültür, kentsel tarım. Yani aslında biz başka türlü varoluş yöntemleri de arıyoruz kentliler olarak, kent insanları olarak. Böyle bir yanıt verebilirim. Bir şeylerin kötü gittiğini göstergesi mi? Evet, kesinlikle öyle. Post sanayi dediğimiz kavramın mimariyle entegrasyonun benimsenmesi faydacı bir yaklaşım biçimi mi? Şimdi post sanayi dediğimiz durum aslında az önce söylediğim vahşice üretimin temellerinin atıldığı dönem. Çünkü teknoloji müthiş ilerledi. İletişim müthiş ilerledi. Yani artık mimar
hayal ettiğini doğru kapitalle buluşursa gerçekleştirebilir durumda. Yani bunun ölçek tarafında da böyle, form arayışında da böyle, işte sınırsız malzeme, sınırsız form, sınırsız büyüklük ve hani oradaki malzemelerin ve düşüncelerin potansiyellerini düşündüğümüzde de konu bambaşka bir yere doğru gidiyor. O yüzden burada bunun faydacı bir şeye dönüşebilmesi aslında durumu biraz daha kontrollü yönetebilmek de yatıyor diye yanıt verebilirim. Yani tehlikeli bir araç var şu anda elimizde. Evet hocam, yeni bir soru geldi. Diyor ki Utku Ünal'dan, hakikatin önemsizleşmesi, post-truth döneminin modernizmin ve demokrasi idealinin bir distopyaya dönüşümü olarak değerlendirebilir miyiz? Önümüzdeki süreçte post-truth'un mimari yansımasının ne şekilde olabileceğini düşünüyorsunuz? Utku Ünal, müthiş bir soru sordun. Benim şu an çalıştığım alan bu alan. Post-truth bence çok önemli bir kavram. Yani çok yakın tarihte girdi hayatımıza. Hatta biraz bence politika, siyaset ve sosyal medyayla girdi. Ama bunun izlerinin mimariyi etkilemesi durumu, an meselesi demeyeceğim, bence başladı. Bunu biraz Baudrillard'la, yani bu konuya ilgi duyuyorsan Baudrillard okumanı tavsiye ediyorum. Çok çok müthiş fikirleri var bu konuda. Ve aslında gerçek olmayan bir durumun, yani post-truth'u şöyle açıklayabiliriz. Benim alanım değil, bu konuda çok iyi kişiler var bu alanda çalışan, ama ben okuduklarımdan post-truth'u şöyle tanımlıyorum. Bir durumun gerçek olmadığını bile bile gerçekmiş gibi, yani önce kendimizi inandırıp gerçekmiş gibi davranış biçimi geliştirmemiz post-truth. Yani döneminin modernizm demeyeyim, çağdaş diyelim. Yani modernizm bir döneme ait ama dönemine, çağına aitse adı çağdaş. Ve hani çağdaş ve demokrasi idealinin bir distopiye dönüşümü olarak post-truth değerlendirilebilir mi? Değerlendirilebilir. Yani burada bu konuda okuyorsanız bence Türkiye'de en iyi bu konuda bilgi üreten kişi Yalın Alpay. Yalın Alpay'ı tanıyorsanız buradan anmış olalım. Başka bir platformda da Yalın Alpay'ı dinlemenizi tavsiye ederim. Post-truth üzerine çok çalışıyor. Ve mimariye yansıması aslında biraz başladı. Yani bu hiper gerçeklikle, yani gerçekliğinden kopmuş, taklidin taklidi olan durumlarda aslında post-truth vücut bulmaya başladı mimaride diye düşünüyorum. Evet hocam, Utku'ya ve size soru ve cevap için teşekkür ediyoruz. Başka sorumuz var mı acaba? Yoksa ben bitirebiliriz diye düşünüyorum hocam, ama siz ne dersiniz? Biraz daha yani sıkmayalım herkese. 1,5 saat oldu, biz başlayalım. Evet, aynen öyle. 1,5 saat oldu biz. Evet. Hocamla yaklaşık 1 saat 45 dakika gibi şey yapmıştık. Programlamıştık ama olsun, sorular geldi. Güzel ben sorular geldi. Ben sorulardan ötürü çok teşekkür ederim. Çok heyecanlandım. Yani birilerinin evet, de benim heyecanımı paylaşıyor olduğunu bilmek çok güzel. Yani aynı konular evet, üzerinde düşünüyor, sorguluyor olmayı bilmek bence çok keyifliydi. Soru soran ve dinleyen herkese ben de çok teşekkür ederim. Ben de hocam bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederim. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Bu vesileyle tanışmış olmaktan duyduğum memnuniyeti tekrar belirtmek isterim. İlave olarak da programı organize eden Hilal arkadaşımıza da buradan teşekkür etmek istiyorum. Kendisi benim öğrencimdi. Şu anda işte yönetimde birlikte çalışıyoruz. Çok oldukça özverili ve çalışkan bir arkadaşımız. Ona da bu vesileyle sizlerle bizi buluşturduğu için teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca yönetim kurulumuz adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Onlar da buradalardı, bizimle birliktelerdi programda. Hem yönetimimiz adına hem de şahsım adına sizlere
Sonsuz teşekkürler. En kısa zamanda yüz yüze, göz göze örgün olarak bir araya gelmeyi temenni ediyorum. Yem'le buradan Mesut Bey'i de analım. Çok çok selamlar. Yem'le sık sık etkinliklerimiz oluyordu aslında. Mimarlık Haftası'nda ve Mimar Sinan Haftası'nda mutlaka bir etkinlik düzenliyorduk. Ama bu dönemde, bu süreçte bu şekilde gelişti. Ama bunun sonrasında da mutlaka devam edeceğiz. İlk konuklarımızdan siz olun isteriz. Sizi bu vesileyle de tekrar davet etmiş olalım. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Biz bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar dilerim hocam. Konya ile ilgili herhangi bir isteğiniz olursa biz memnuniyetle buradan size her zaman için destek oluruz. Buse yazdı, Buse Ezgi. Çok keyifli bir buluşma oldu. Emeğinize sağlık sevgili Ece Hocam. Konya Mimarlar Odası'nda da bu güzel etkinlik için ayrıca teşekkür ederiz demiş. Teşekkürler. Benim öğrencimdi. Şimdi meslektaşım. Öyle mi? Güzel. Teşekkürler Buse burada olduğun için. Benim için de sizlerle böyle dijital ortamda da olsa buluşmak çok keyifli, paylaşmak çok keyifli. Ben de evet, hem davetiniz için size, Konya Mimarlar Odası'na çok teşekkür ederim. Bu vesileyle sizleri tanıdım. En kısa zamanda da az önce söylediğiniz gibi yüz yüze bir araya gelebilmeyi diliyorum ben de. Peki hocam, tekrar çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın. Sevgiler ve selamlar. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar.